Ramazan geldiği zaman siyasiler iftar verme telaşına başlıyorlar. Bir siyasi paydaşlara, işte siyasi beklentisi olan gruplara, temsilcilere verilen iftarlar var. Bunlar genelde zengin sofralar oluyor. Beş yıldızlı oteller ya da benzeri yerlerde verilen iftarlar oluyor bunlar. Buralara işte STK temsilcileri, iş adamları, işte muhtarlar gibi çeşitli siyasi beklentilerin olduğu kişiler davet ediliyor mekanlara, lüks mekanlara. Bir de fakir sofralarına yapılan iftar ziyaretleri var. Fakir sofralarına yapılan iftar ziyaretlerinde mesela bir, biz de sizdeniz mi denmek istiyor ama o kapıda çıkarttığınız ayakkabınız, kolunuzdaki çantanız, bileğinizdeki saatiniz, pardüsünüz, montunuz hiç de bizden olduğunuzu göstermiyor aslında. Sizin kolunuzdaki çantas, bileğinizdeki saatiniz o insanların belki yıllık gelirleri. Kapıya koyduğunuz, kapıda çıkarttığınız ayakkabınızın fiyatı belki o insanların 15 günlük, 20 günlük geçindikleri bir rakam. İkincisi, biz de sizin yediklerinizden yiyoruz demek mi istiyorlar acaba? Ama hiç de öyle olmuyor. Sizin yedikleriniz medyaya düştüğü zaman, basına yansıdığı zaman bizler bu ne ola ki diye hemen Google'a sarılıp aa böyle de bir meyve varmış, Allah Allah böyle de bir yemek varmış diye öyle şaşıp bakıyoruz. Demek ki o da değil. Üçüncü bir ihtimalen yani şu olabilir. Biz size geldik, 20-30 yıl önce biz de böyle yiyorduk, bir nostalji yapalım dedik. Ha o olabilir. Bu bir ihtimal. Ondan sonra siyah camlı Vito araçlarınıza, Allah Allah böyle bir marka, böyle bir model de mi varmış diye baka kaldığımız araçlarınıza binip uzaklaşıp gidiyorsunuz. Artık siyaset bu şartlı anlayıştan kurtulmalı. Yani insanlar, şimdi siz böyle bir basına yansıyan görüntüleri sunduğunuzda, yani bir iftar görüntüsü sunduğunuzda yani ben ne düşünmem lazım? Yani size oy mu vereyim? Yani bana ne etki etmesini düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana bir etkisi olmuyor. Yani eğer iktidardaysanız bana icraatlarınızla varlığınızı göstermeniz lazım ki ben de ona göre size destek olayım ya da olmayayım. Muhalefetteyseniz sorunları tespitiniz, yansıtmanız, çözüm önerileriniz ve çözüm takipçiliğinizle ben size destek ya da oy vermeliyim. Bunun dışındaki şak zihniyetinin artık bu ülkede yok olması gerekiyor. Yani siyasetin normal, batılı, medeni tarzlara ulaşması gerekiyor.